Her senin anlayacağın Murat. Bu Esin denen kadın hiç vazgeçmiyor. Benim İstanbul'a gideceğimi nereden öğrenmişse öğrenmiş. Peşimden gelmiş. Hatta oyunlar ortaya çıkmasın diye Pelin'e bile yalan söyletti. Vay be. Kadına bak. Tilki gibi. Nereden çıkıp ne oyun çevireceği belli değil. Gerçekten çok kurnazca hareket ediyor. Ama bu sefer elimden kurtulamayacak. O oyunlarını oynamaya devam etsin. Ama ben tuzağa düşmüş gibi davranacağım. Ve böylelikle de beni alt ettiğini sanıp açık verecek. Bana da suçlarını ispatlama fırsatı doğacak. Doğru düşünmüşsün kardeşim. Sen Esin'in tuzağına düşmüş gibi davran ki seni yendiğini düşünüp güçlü hissetsin kendini. Rahatlasın. Sürekli tetikte olmazsa muhakkak arkasında delil bırakacaktır. Hatta suçüstü yapma şansın bile olabilir. Ama senin de çok dikkatli olman lazım. Hiç renk vermemelisin. Doğru diyorsun. Aa, ben şu telefonumu bir açayım ya. Kapatmıştım. Kaç kişi aramış? Annem, babam. Yani Zeynep kaç defa aramış? Dur onu da arayayım da Esin'in oyunlarını ona da anlatayım. Sakın, sakın yapma bunu. Ama niye Murat? En çok onun öğrenmeye hakkı var. Esin yüzünden çok kırdım, çok incittim onu. Zeynep'i kaybetmek istiyorsan ara. Ama şunu bil ki... yaptığın bütün planlar çöpe gidecek. Nasıl yani? Diyorum ki Zeynep'in hiçbir şeyden haberi olmamalı. Senin ona karşı yumuşadığını, gerçekleri bildiğini öğrenirse aranız düzelir. Bu da Esin gibi kurnaz birinin gözünden asla kaçmaz. Senin Pelin'e inanmadığını şıp diye anlar. Ortadan kaybolur. Bir daha asla bulamayız onu. Bütün plan da suya düşer. Zeynep'in masumiyetini ispatlamak istiyorsan sadece Esin'e değil, Zeynep'e de rol yapacaksın. O iftiralara inandığını sanacak Zeynep. Hatta nefretinden, öfkenden gözün kararmış gibi yapacaksın. Yani sen bana Zeynep'i bile isteye kötü davran diyorsun. Aynen öyle kardeşim. Zeynep'in herkesin gözünde aklanmasını, Esin'in de hapse girmesini istiyorsan buna mecbursun.